şekil yapıyoruz. Bir halka. Daha sonra bir halka daha yapıyoruz. İlk yaptığımız halkayı ikinci halkanın üstüne gelecek şekilde geçiriyoruz. Ve bunu bir tahta parçası içine geçiriyoruz veya bir odun parçasının içine. Şu şekilde sıkıyoruz. Şu şekil gözükmesi lazım. Kapalı kazık bağını anlatacağız. Açık kazık bağının aynısı. Tek farkı açık kazık bağında direkt geçirebiliyorduk şöyle. Fakat gövde olduğu için bir ağaç düşünelim. Bunun gibi direkt gövdenin içinden geçiriyoruz. Şuradan bakayım. Çaprazlığı görmek zorundayız. Şimdi elde emniyet düğümü yapıyoruz. İlk önce sağ tarafı kısa ip kalacak şekilde ayarlıyoruz. Daha sonra içten bir şöyle bir halka oluşturuyoruz. Halkayı içten oluşturmazsak, dıştan oluşturursak kısa ip bu tarafta kalır. Bu düğüm olmaz. O yüzden halkayı içten oluşturuyoruz. Şu şekil. Daha sonra oluşturduğumuz halkanın içinden şu kalan kısa ipimizi geçirerek bir tık daha büyük bir halka oluşturuyoruz içinden. Şu şekil. Şuradan tutuyoruz. Şu şekil. Daha sonra bu kısa ipi kalan uzun ipin arkasından bir tam tur attırıp şu küçük olan ipin içinden geçirip şu büyük kalan iple birlikte tutuyoruz. Daha sonra şu alttaki uzun ipi birlikte çekiyoruz. Elde emniyet düğümümüz olmuştur. Daha sonra şuraya kalan emniyet için bir düğüm daha atabiliriz. Elde emniyet düğümü. Şimdi balıkçı düğümünü yapacağız. İki ipimizi karşılıklı olarak çapraz geçiriyoruz. Bir tarafına ana ipimizi iki kere daha sonra bu küçük kalan ipi ortadan geçiriyoruz. Sıkıyoruz. Aynı uygulamayı bu tarafta yapacağız. Birazcık mesafesimiz olsun. Şimdi camadan düğümünü yapacağız. İki farklı iple de yapılır ama biz tek iple yapacağız. İki ipimizi ilk başta biri birbirinin üstünde olacak şekilde geçiriyoruz. Şu şekilde geçirdik. Daha sonra sağdaki ipimizi soldaki ipin üstünden değil de altından geçirerek düğüm atıyoruz. Oluşan şu şekil. Camadan düğümümüz. Şimdi gemici düğümünü yapacağız. İpimizi bu şekilde geçirdik. Şu tarafı kısa bırakıyoruz az. Bu taraftan bir halka yapıyoruz. Bir tık tam tak çeviriyoruz. Geçirdikten sonra bu kalan kısa ipi bu diğer geçirdiğimiz halkanın içinden geçirip
takıyoruz. Ve gemici düğümümüz bu şekilde oluyor. Şimdi pürsik bağına geldik. Genelde karabinalarda kullanılıyor bu yöntem. Şimdi ipimizi ilk başta çapraz olarak geçiriyoruz. Sonra bir tarafına iki kere altta kalan ipin üstüne geçiriyoruz, şöyle doluyoruz. Sonra bu kısa kalan tarafı iç kısmından geçirdim mi? Kuvvetlice sıkıyoruz. Daha sonra aynı işlemi bu tarafa uyguluyoruz. Şu şekil. 1. Şimdi pürsik yöntemini ana ipe bağlayarak göstereceğim. Şöyle 1 2 olmak üzere çekiyoruz. Tamam. Lazım. Şimdi kelebek düğümünü yapacağız. İlk önce elimize, sol elimize 3 tur elimizi sarıyoruz. 1, 2, 3 şu şekil. Daha sonra ortada kalan şu ipi sağdakinin altından geçirip şu kalan iki ipimizin üstünden geçirip tekrar bunu bu iplerin altından geçiriyoruz. Şu şekil. Sonra buradan çekiyoruz. Şu şekil kelebek düğümümüz oluşmuştur. Şimdi kapalı 8'li düğümü yapacağız. Önce ipimizi şöyle bir halka oluşturuyoruz. Daha sonra kendi etrafından yarım tur atıp şöyle bir 8'li meydana getiriyoruz. Şu şekil 8'li. Daha sonra ipimizi kapalı alana bağlayacak şekilde şuradan geçiriyoruz. İpimizin gittiği tarafa doğru şuradan şuradan bir aynı ipi takip ediyoruz. Bir. Alttan üstten geçiriyoruz. Sıkıyoruz. Şu şekil kapalı 8'li düğme. Şimdi çift kulaklı 8'li düğme yapacağız. İpimizi şöyle halkadan geçiriyoruz. Sonra alttaki kalan ipi tam bir tur attırıyoruz. 8'li düğümden bir farkı, bunu içeriden direkt sokmuyoruz. Şu kalan dış kısmını geçirip şu dış kısmını geçiriyoruz. Şunu buradan tutup şu üstteki ipi hepsinin içine kapsayacak şekilde çekiyoruz. Şu şekilde çift kulaklı 8'li düğümümüz oluyor. Estetik bir şekilde.
Şimdi İsveç oturağını yapıyoruz. İpimiz biraz uzun olduğu için ben bu tarafı geçirdim benimle. İpimizi bu şekilde geçiriyoruz. Sonra bir çapraz atıyoruz. Daha sonra buraya camadan düğümü yapıyoruz. Şu şekil. Bir tane camadan atacağız buraya. Şu şekil camadanımıza attık. Daha sonra ipimizi aşağı bitiriyoruz. Sağ ve sol olmak üzere arkadan şu ön kısmından iplerimizi şu şekil geçiriyoruz. Şu bir. Şu da iki. Daha sonra fark ettiniz sizin, ben bu taraf biraz daha kısa olduğu için sol tarafı şu altta kalan sağ tarafın içinden geçireceğim. Şu şekil. Burada çalışabileyim diye. Daha sonra tekrar buraya camadan düğümü atıyoruz. Bir tane camadanımızı da bu tarafa attık. Şu şekil. Daha sonra emniyet için sağ ve sola bir tane daha düğüm atıyoruz. Sağ da atıyoruz. İsveç oturağımız bu şekil. Şimdi omuzda ip toplama yöntemini göstereceğim. İpimizi şöyle omuzumuza aldık. Daha sonra şu şekilde ipimizi katlayıp omuzumuzu şuradan atıyoruz. Daha sonra aynı işlemi. Sırayla buradakini, sonra buradakini, daha sonra bizi iş tanımlayamadığımız için bu şekilde görüntüler aldı. Daha sonra bunu dönelim. Şu şekilde. İsterseniz sarabiliriz bunu.